Evet arkadaşlar, 13. Cuma oyunu son derece popüler olan bir film serisinin hikayesine dayanan bir oyun. Bu oyunda 6 genç arkadaş bir kamp evine geziye gidiyor ve bu gezide başlarına bazı olaylar geliyor. Jason Voorhees'la 13. Cuma oyunu. Jason psikopat bir katil ve bu 6 kişinin peşinde. Siz de bir karakteri oynuyorsunuz. Bu karakterde bazı kararlar veriyorsunuz. Verdiğiniz kararlar son derece önemli çünkü oyunun sonunu etki edebiliyor. Oyunun nasıl biteceği, nasıl sonlanacağı size kalmış bir olay. Korku olarak oyun içerisinde çok önemli sahneler var. Görüntü kalitesi fena değil. Kaçış, işte o Jason'dan kaçış sahnelerinde geriliyorsunuz. Bazı olaylar yapıyorsunuz, Jason'ı öldüremiyorsunuz ama sürekli bir ilerlemek zorundasınız ve oyunun sonunda sürprizler sizi bekliyor olacak. Oyun için incelememiz bu şekilde. Condemned Criminal Origins. Bu oyun bir FBI ajanı Ethan Thomas'ı kontrol ediyoruz. Bir cinayet vakası için olay mahalline bizi çağırıyorlar ve orada bizi dedektif Dickinson karşılıyor. Kısa bir konuşmanın ardından terk edilmiş bir binaya giriyoruz. Oynayanlar belki bilecektir, demosu vardı bu oyunun. Demosunu birçok kişi oynamıştır. İlk başta şöyle güzel bir dayak yiyoruz oyunda. Dayak yedikten sonra camdan aşağı fırlatılıp aracın üstüne düşüyoruz. Sonrasında ise iki polis memurunun öldürülmesi olayında şüpheliler listesinde yer alıyorsunuz. Ve sonra hem polislerden kaçıp kendinizi yakalamaya hem de cinayetlerin ardındaki kişiyi yakalamaya çalışıyorsunuz. Tamamen suç ve polisiye tarzında bir korku oyunu. Farklı yerlerden farklı şeyler çıkıyor. Güzel bir oyun, tavsiye edebilirim. Within 2. Depresif hayatını alkolik bir şekilde devam eden Castellios'u ilk oyundan tanıdığımız Julie Kidman bulur ve dedektifimize kendisinin ihtiyacı olduğunu belirtir. İlk oyunda sergilediği tavrın yanında söylediği yalanlar yüzünden Kidman'a güvenmeyen karakterimiz, Kidman'ın müdahalesiyle Mobius organizasyonunun binasına zorla götürülür. Kidman Castellios'a aslında kızının ölmediğini, Ruvik'in yapımı olan sistem içinde hapsolduğunu açıklar. Sistemin içine giden askerlerin geri dönmediğini söyleyen Kidman'a kızımızı kurtarmamız karşılığında yardım etmeye karar verir ve böylece hikaye başlar. Alien Isolation. Kısaca anlatmak gerekirse 1979 yılının bilim kurgu ve gerilim efsanesi Alien filminin içerisine resmen ışınlanıyoruz. Yönettiğimiz karakter Alien filmlerinin baş kahramanı Ellen Ripley'in kızı Amanda Ripley. Daha oyunun ilk sahnesinde aynen annesi gibi efemine yapısı ve elinden her türlü tamir işine yatkınlığı dikkat çekiyor. Annesinden uzun zamandır haber alamayan Amanda karşısına çıkan ilk ipucunu takip ediyor ve devasa boyuttaki uzay gemisi Sevastopol'a giriş yapıyor. Ama ne giriş. Daha ilk dakikada tüm işler berbat oluyor ve yaşamla ölüm arasındaki gerilim dolu bir maceranın içinde buluyoruz kendimizi. Doom 3. Yıllardır oynayan bilgisayar oyunlarını yaşam tarzı olarak belirleyen insanların asla belleklerinden silinmeyecek mihenk taşı sayılan nadir yapımlardan biridir Doom. Oyun dünyasında çığır açan bir teknikle hepimizi kendi gözümüzden gördüğümüz bir ortama taşıyan Doom, doğru bir ifadeyle oyun dünyasını derinden çalkalamış, alışkanlıklarımızı tepe tepe etmişti. Öyle ki oyun makinesi olarak ilan edilen Amiga'nın bir kenara atılıp herkesin bilgisayar almaya başladığı bir dönemin öncüsü olmuştu. Doom, dünyada en çok satan ve adını tarihi altın harflerle kazımış
nadide oyunlardan biri olduğu gibi halen oynanabilme gibi bir lükse sahiptir. Genel olarak konusunu birçoğunuz biliyordur. Mars'ta bir istasyon var ve biz o istasyondayız. Bu istasyonun çalışanları yaratığa zombiye dönüşüyor ve biz buradan kaçmaya çalışıyoruz. Bilindik bir oyun, korku anlamında güzel bir oyun, tavsiye ederim. The Forest oyun gerçekten sizi böyle sandalyenizden ayağa fırlatacak tarzda bir oyun. Oyunumuz bir adada geçiyor. Adaya ilk önce bir uçakta başlıyoruz. Uçağın yere çakılmasıyla birlikte böyle hayal mayal çocuğumuzu oradaki yerli halkın kaçırdığını görüyoruz. Aslında ki oyundaki amacımız, yani esas amacımız, çocuğumuzu o adadan kurtarmak, ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Adanın içerisindeki yerliler öyle çok normal yerliler değil. Yaratık vari, zombi tarzı yerliler. Hayatta kalmak için her şeyi yapıyorsunuz. Yiyecek avlı, işte geyik avlıyorsunuz. Ne bileyim, tavşanı alıyorsunuz. Ve mağaralara girip materyaller buluyorsunuz. İşte testereler, paltadır, katanadır. Ki bulacağınız bu malzemelerle oğlunuzu bulmak daha da kolay hale geliyor. Direkt oğlunuzu bulmayabilirsiniz oyunda. Farklı kendinize base, işte evler yapabilirsiniz. Buralarda yerli halka karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Farklı tasarımlarla size evler, yapılar yapma imkanı sunuyor oyun. Güzel bir oyun, çok sevdiğim bir oyun, tavsiye ederim. Alan Wake. Alan Wake kimdir diye başlayacak olursak, Alan Wake bir yazar, tanınmış bir yazar dünya çapında. Ancak son zamanlarda yazı yazamaz oluyor çünkü yaşadığı bazı psikolojik sorunlar var. Değişik rüyalar görüyor. Rüya ile gerçek arasında artık ayırt edemez hale geliyor ve bu durum işine de yansıyor. Eşinin de bu durumdan rahatsız olduğunu görüyor ve şehir yaşantısından uzak bir köye yolculuk yapıyorlar. İşte olay burada başlıyor zaten. Korkusu başına geliyor Ellie'nin. Eşi kayboluyor. Kendisini olayların içerisinde buluyor. Oyun kaçış temalı. Kaçış temalı oyunlar genelde zaten gerilimli olur. Karanlıklardan kaçıyoruz. Yaratıklar geliyor. Onları vurmaya çalışıyoruz. Güzel bir oyun. Gerilimli bir oyun. Tavsiye ederim. Amnesia Rebirth. Bu oyun henüz çıkmadı, ancak buraya koymamın sebebi gerçekten bunu hak ediyor olması, ilk 3'e giriyor olması benim için önemli. Çünkü oyun ilk olarak 2010 yılında çıktığında korku oyunlarına yön veren bir oyun olmuştu. Amnesia. Şu an Amnesia Rebirth olarak duyuruldu. PC ve PlayStation 4'te çıkacak. Gerçekten çok iyi bir korku temalı bir oyun. Korku ilklerinize kadar yaşatacak bir oyun gibi duruyor. Şimdi sizi çıkış trailerıyla baş başa bırakıyorum. Geldik 2 numaraya, Outlast 2.
Birçok kişiye sorduğumuzda korku oyunu ne tavsiye edersin diye bir soru yönelttiğimizde bize vereceği cevaplardan bir tanesi de Outlast olacaktır. İlk çıktığı yıllarda çok etki yapmasa da ikincisi gerçekten mükemmel bir oyun oldu. Bu oyunu oynadıktan sonra ilkinin bir beta olduğunu anlayacaksınız. O kadar aralarında fark var. Bir kamerayla orman derinliklerinde bir cinayet araştırmaya gidiyorsunuz ve olaylar burada başlıyor. Gerçekten mükemmel bir korku oyunu. Ve sonunda geldik bir numaraya. Resident Evil 7. Tamamen bir başyapıt. Tamamen korku üzerine kurulmuş bir oyun. Önceki serilerine nazaran farklı bir yöne girdi. Asıl kendi ilk çıkarttıkları versiyonlara geri dönen bir oyun. Mükemmel derecede bir korku oyunu. Bir evin içerisinde inanılmaz şeyler başınıza geliyor. Kaçışlar, yakalanmalar, elinizin kopması, bacağınızın kopmasını ararsınız, neler neler. Yani bir sinema filminin içerisinde gibi oynuyorsunuz oyunu resmen. Korku oynamak istiyorsanız ilk olarak bununla başlamanızı tavsiye ederim. Prisoner with no parole.